İnanmıyorum ya. Böyle şeyler hep seni mi bulur? 40 yıl düşünsen aklına gelir miydi? Hay Allah ya. Galip'ten kurtulmak için biriyle çıkıyorsun. Ama bir bakıyorsun o Galip'in en yakın arkadaşı. Acayip değil mi? Canıma yetti artık. Peki Galip, seni Semih'in kolunda görünce ne yaptı? Ne yapacak? Küçük dilini yutmuş gibi bana bakıyordu. Ben açarım, sen otur. Galip Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Leyla evde mi? Evet. Leyla, Galip Bey geldi. Efendim? Buyurun. Merhaba. Müsait misin? Tabii, buyur. Ben mutfaktayım Leyla. Tamam Merve. Hoş geldin. Ne içersin? Bir şey içmeyeceğim Leyla. Seninle biraz konuşmaya geldim. Ya. Malum dün gece çok garip bir gece oldu. Konuşabiliriz değil mi? Tabii. Dün gece olanlardan sonra seninle konuşmamız lazım diye düşündüm. Evde yani Hanzade'li bir sorun yok umarım. Kötü bir şeye sebep olmak istemem. Yok, öyle bir şey olmadı. Ben buraya Semih ve senin hakkında konuşmaya geldim. Semih ve benim hakkımda mı? Evet. İkinizin yaşadığı şey... Her ne yaşıyorsanız, ne zamandır yaşıyorsanız... ikinize de engel olmak istemem. Galip, lütfen. Bizim aramızda yaşananlar diyorum. Semih'le başlayan ilişkinizi bozmasın. Şimdi anladın mı? Yarın bir gün bana Leyla ile aranda ne geçti diye sorarsa... Her şeyi olduğu gibi anlatacağım. Peki bizim aramızda ne geçti Galip? Aslında kocaman bir hiç. Hiçbir şey geçmedi bizim aramızda. Hiç mi? Demek senin için bu kadar basit. Peki. Nasıl istersen öyle konuşabilirsin Semih'le. Leyla, buraya seni üzmek için gelmedim. Aslında neyi kastettiğimi anladın. Anladım tabii. Anlamaz olur muyum? Sen karının arını düzelttin. Beni de en yakın arkadaşına baş göz etmeye çalışıyorsun. Leyla, bunun için gelmedim buraya. Böyle düşünmeni istemiyorum. Galip, tamam. Mesele anlaşılmıştır. Üzme sen kendini artık. Benden vazgeçtin çoktan. Ne irade ama. Öyle vazgeçtin ki arkadaşınla evlensem nikah şahidin bile olursun. Yeter. Ben kalkmak zorundayım. Tabii. Seni zorla tutmuyorum ki. Bana öyle bakma. Nasıl? İşte öyle. Oyuncağını başkasına kaptırmış çocuklar gibi bakma. Alo? Galip benim. Hanzade, ne oldu? Galip, şey için aradım. Ömer Asaf'ın ilacı bitmişti. Nöbetçi bir eczane bulursan ilaç al diyecektim. Ömer Asaf rahatsızlandı mı? Yok canım, ilacı azalmıştı, onun için dedim. Neredesin sen? Nerede miyim? Dışarıdayım canım. Gelince konuşuruz. Tamam Galip, gelince konuşuruz. Ben artık gideyim. Nasıl istersen Galip. İyi geceler. İyi geceler. Anne, bugün biraz gerginleştik, kusura bakma. Olur bazen. Merhaba. Hoş geldin. Hoş geldin.
İstediğin ilaçlar burada Hanzade. Ömer Asaf uyumadı, seni bekliyor. Zor oldu mu nöbetçi eczane bulmak? Yok. Seni aradığımda neredeydin? Biraz gergindi sesin. Tekstilciler Birliği'nde toplantıdaydım.